Merhabalar arkadaşlar. Hepinizi sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Dostlarım, vallahi 3-4 gün oldu size bir şey yapmayalı, sanki 3 sene olmuş gibi. Cuma söyleşine başlayacağız. Konularımızı hazırladım. Saha içerisindeki maçın analizinden çok Trabzonspor'un geleceğinle ilgili, günümüzle ilgili, seneyle ilgili, daha sonrasıyla ilgili bazı konuşmalar, bazı fikirlerimi size anlatacağım. Güncel bana sorduğunuz olaylara da cevap vereceğim. Bismillah deyip başlıyorum. İlk konumuz da şu olsun. Teşekkür ediyorum. Hızlı konuşuyorum. Geldiği gibi konuşuyorum. O arada isimleri yanlış söylüyorum. Geçenki şeye Taha'ya Enis demişim. Birkaç kişiniz beni uyardı. Fakat ben sağ stoper Enis falan derken o ara aklıma Taha gelmedi. Dolayısıyla siz beni uyardınız ama sonradan aklıma geldikten sonra, yani bir de 35-40 dakikayı sadece Taha ile Enis isimleri için baştan mı alayım arkadaşlar? Yani alınmaz değil mi? Sevgili dostlarım, o yüzden bazı isimleri belki yanlış söylemiş oluyorum ama işte maksadım anlaşılsın. Bir tane de ne yaptık arkadaşlar? Bir dostumuz yazmış. Ne niyetten yazdığını bilmiyorum ama bir tekrarlayalım. Atatürk Mısır'a gitmiş. Mısırlı bir yazar demiş ki, istiklalinizi nasıl yaptınız Sayın Paşam? O da cevap vermiş. 500 bin tane, ben asker demişim, 500 bin tane ölecek insanınız var mı istiklal için? Demiş ki yok, o zaman istiklalinizi kazanamazsınız dedim. Orada 500 bin tane asker değil, 500 bin tane ölecek insanınız var mı, vatanını seven insanınız var mı yerine asker demişim. Ondan sonra da işte arkadaş diyor ki, ya Serdar Bey diyor, hatırlamıyorum nasıl bir hitap ediyorsa, Atatürk hiç Mısır'a gitmedi, işte ondan sonra bilmem neydi falan filan. Yani Atatürk'le ilgili Atatürk'ü sevmiyor da mı böyle diyor? Şimdi sevmeyenler de çıktı ya Atatürk'ü arkadaşlar. Hani tamam, herkesin özgürlüğü var da benim için bu konuda özgürlük yok arkadaşlar. Ben Atatürk'ü seviyorum, seveni de seviyorum dostlarım. İşte bu Atatürk oraya hiç gitmemişti falan. Ya bana ne, gitti gitmedi kardeşim ya. Ben orada ne anlatmaya çalışıyorum? Büyük zaferlerin bedeli de büyük olur. Oradan yürümüşüz, aklımıza Atatürk gelmiş, onu söylemişiz. Atatürk gitmiş mi gitmemiş mi? Ya ne yapacaksın kardeşim? Atatürk gitse de gitmese de büyük. Bana böyle yazmayın derim. Önce bu eksikleri, şeyleri, cevapları vereyim. Şimdi söyleyeceklerim, mesela not almışım, başlık olarak vereyim. Üçlü bir zirve yaptılar, başkan, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve hoca, gizli toplantı. Onunla ilgili detayları anlatacağım size. Trabzonspor için bekleyen en büyük tehlikenin ne olduğunu anlatacağım size, kendime göre not almışım arkadaşlar. Gelecekte ne yapmalıyız? Başkanın ve genel olarak başkanın, çünkü o daha çok o çıkıyor. Başkanın basın mensuplarından bir araya geldiği zaman, başkanın ve hocanın, ki ikisi en çok o çıkıyor. Basın mensuplarından bir araya geldiği zaman ne yaparsa bizim hoşumuza gider. Veya ne gibi bir şikayetler var. Benim aracılığımla mektup yazanların şeyini söyleyeceğim. Kaleci sorunumuz var mıdır? Olur mu? Ne söyleyeceğim. Bilet konusunda, bu Beşiktaş maçıyla ilgili bilet konusundaki
taraftarımızın, insanlarımızın feryatını söyleyeceğim. Ve altyapıyla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları açtıktan sonra bir dostumuz da demiş ki abi demiş, abi dedi, abi hatırlamıyorum, böyle sert bakma, yumuşak bak. Dostlarım, yumuşak nasıl basık bakılır? Böyle mi bakayım size? Yumuşak, böyle mi yumuşak oldu? Yani yumuşak bakamıyorum arkadaşlar. Yani hızlı gidiyoruz, bazen dolduruyoruz, bazen yumuşuyoruz, bazen gülüyoruz ya. Herkesin dediğini okuyorum. Vallahi okuyorum. Bak okuduğumu da söyleyeyim. Hüseyin Yıldırım arkadaş bana yorum yaz, abi benden bahsetmiyorsun demiş. Ben Ahmet Can Bale'nin, yani benim babamın kuzeninin, tarih hocası, profesörümüzün talebesiyim. Bak Ahmet Yıldırım dedim. Senden bahsettim. Sonra dostlarım, şimdi bunlar, bu baştakiler geyik muhabbeti. Bakıyorum beni takip edenlere, Almanya başta gidiyor %12 ile. Amerika Birleşik Devletleri, ABD %1. İyi bir rakam ama %1. Fransa, Birleşik Krallık, İngiltere falan %1. Ya arttırın beni yurt dışından seyreden dostlarım, arttırın. Bakın ben başkaları gibi söylemiyorum. Şimdi o başkalarına da bir ufak değdireceğiz arkadaşlar. Abone olursanız, bana like atarsanız beni daha çok seyrederler. Bu Trabzonspor bilgileri de başkalarına ulaşır. Bak 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 oymaya. Evet, bu doğru yol. Bana beğeni yaparsanız, beni takip ederseniz, like yaparsanız beni bu anlattıkları fazla kişiler seyreder. Bunlar oyma. Yani Trabzonspor'u başkalar da seyretsin. Ya deseniz de arkadaşlar, siz beni butona basın, beğenin. Öteki oymaları bırakın ya. Rica ediyorum, beğenin demiyorlar. Böyle yapıyorlar. Kulağı buradan tutuyor arkadaşlar. Trabzonspor'un üstünden yürüyen tırnak içinde çakallar. Trabzonspor'a hizmet etsin herkes. Bak şimdi sert bakıyorum. Trabzonspor hizmet eden, hakikaten seven, kötü gününde de iyi yan gününde de yanında olan arkadaşlar çıksınlar benim omuzlarımın üstüne, çıksınlar Trabzonsporların omuzlarının üstüne, yürüsünler, kazansınlar. Helal hoş olsun. Diyor muyuz ki Abdullah Hoca'ya, bu kadar parayı nasıl kazanıyorsun? Trabzonspor bu kadar para verilir mi? Şampiyon yapıyor bizi ya. Onun hesabını mı soracağız? Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim mevzularımıza arkadaşlar. Bakın ne kadar yalan var. Başkan Ertuğrul Dağ ve Abdullah Hoca İstanbul'da bir üçlü zirve yaptı. Üç kişi. Resimler çekildi. Orada da bir iki bir şeyler sormuşlardır. Onlar da böyle diplomatik bir şeyle cevap vermiştir. Arkadaş, yumuşak bakışlı ve sert bakışlı arkadaş. Bu ne la? Ya içerideki üç kişi ispiyoncu mu la? İçeridekilerin hepsini, içeride konuşulanlar diye bu milletin üstüne like atsın istediniz, milletin üstünden yürümek için anlatıyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz abi. Hepiniz arkadaşlar, vallahi de billahi söylüyorum size ya. Hep bütün basın birbirlerinin dediklerini, uyduduklarını alarak o ona uydurarak gidiyorlar. Nerede ya? İçeride şunlar konuşuldu. İçeride konuşulanlar. İçeride miydiniz oğlum? Biri çıktı dışarıda. Bakın ben biliyorum arkadaşlar. İki kişi, hani herkes biliyor. İki kişinin konuştuğu sır değildir. Ama siz şimdi sır değildi dedi. Herkes her şeyi de anlatmaz. Şimdi içeridekine, Abdullah Hoca'ya, Ahmet Ağoğlu'na ve Ertuğrul Doğan'a ispiyoncu mu diyorsunuz arkadaşlar ya, tırnak içinde? Yani içeridekine çıktı size mi anlattı? Siz dışarıdaki dedikodulardan içerideki zirvede konuşulanlar diyorsunuz. Vallahi konuşulanların hepsi dışarıda. Bak dostlarım, konuşulanların hepsi dışarıda. Ben seyretmem diyorum size. Hani narsistim biraz diyorum ya. Öyle değil. Ya alınıyorum. Oradan
takılıyor kafama. Ona bu konuşurken sizden beraber ona kaptırmak geliyor içimde. Geçen birini seyrettim. 12 dakika. Bir de 12 dakika. He. Onlar biliyorlar. Serdar Bale gibi bir saat yapsalar 5. dakikada terk ederler bizi diye biliyorlar. Çünkü yok yok. Oradan buradan uydurma yapıyorlar. Bir de temiz bir adam. Ve sadece Trabzonspor anlatmıyor. Fener, Galatasaray, Beşiktaş da ayrı ayrı anlatıyor. Bir dinleyeyim dedim 12 dakika. Buraya gelmeden evvel. Ya inanır mısınız ya? 2 dakikası bana like atın. Bana bilmem ne edin. Bak buradan yürüyeceğiz. Biraz sonra size şunları anlatacağım, bunları anlatacağım. Efendim Abdülkadir'e 12 milyon değil de 8 milyon gelmiş de 12 milyona çıkmamışmış. Uğurcan'a 25 milyon yedi bilmem ne. Ya bunu herkes biliyor ya. Bunu bilmeyen Sağır Sultan var bir tek. Ona da artık bu işitme, yani Sağır Sultan eskiden gelme. Engelli arkadaşlarımıza böyle engelli konuşması yapıyorlar ya. Ben yanıma bir tane engelli alacağım. Onu, belki onlar da seyretsin. Onlar bile engellilere de bile işaret diliyle öğrendiler. Ne anlatıyorsun oğlum? İnan bak arkadaşlar. Bodozda mani ölüm ölüm falan der mi? Yani halk dilinden sizden konuşmak için böyle konuşuyorum. Bazen YouTube'larımı seyrediyorsunuz ya. Orada bu burada bile düzgün konuşuyorum. Orada birine Ali Kemalacı'ya şuna Turgay'a bir şey derken bu orada bile kayıyor benim yöresel işim. Arkadaşlar vallahi zirvede zirve dedikleri şeylerde başlık atmışlar. Zirvede konuşanlar. Zirvedeki tüm detaylar. Palavra. Gerçek dışı. Yalan demeyeyim. Ayıp oluyor. Gerçek dışı. Aynı manada. Dostlarım. Üç kişinin konuştuğunu dışarıya kime alacaklarını dışarıya sır verseler o fiyat artmaz mı? Zaten menajerler böyle bir şey bekliyorlar. Pat diye verelim diye. Kimi gönderecekler? Oynanıyor daha 8 maç var. Piyasası niye düşürsünler? Kimi göndereceklerin? Herkes bir şey diyor. İşte Cornelius'a talip var. Vakayeme ile anlaşacaklar ama bilmiyoruz. İşte 2+1 bonuslarla sıkıştı. Efendim Abdülkadir işte Marsilya'ya gidecek. Orada üçlü bir Cengiz Ünder bilmem ne falan Türk Lille'de olduğu gibi yapılacak. Uğurcan'a bilmem kim talip 25 milyon euro istiyoruz ama oralara gelmedi. 10-15'ten gidiyor falan. Herkes bunları biliyor da. Siz de biliyorsunuz bunları arkadaş. Charlotte uçağa bindi gelecek. Serdar Bale diyor ki Cornelius Charlotte gelmez diyor. Onu alamayız. Cornelius diye bir futbolcu var anlarsa iyi olur diyor. Sonra Cornelius anlıyor. Charlotte'un uçağının tekeri patlıyor. Demiyorsunuz ki bir taneniz de siz beyefendi ben sizi takip ediyorum da sen bize niye yalan konuşuyorsun? Bizim duygularımızla niye oynamıyorsunuz? Arkadaşlar üstünüzden oynuyorlar. Benimden söylemesi. Kimi takip ederseniz edin. Benden like, mic, beğeni falan atarsanız bana beğeni atın arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. O kadar. Beni takip edin arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. O kadar. Ya, beni takip ederseniz Trabzonspor taraftarına daha çok gideriz. Ya, zaten gidecek. Buradan yürümenize, sizin duygularınızla oynamamıza hiç gerek yok arkadaşlar. Anlatabildim biraz sertledim. Yumuşak yüzümü kaybettim. Niye? Vallahi sizin namınız arkadaşlar ya. Sizi kandırıyorlar. Yemin ediyorum alay sizi kandırıyor. Onlar lazım mı? Lazım. Trabzonspor'un kötü gününde de onlar bizden beraber miydi? Kötü günü çok olmadı da yani şampiyon ama beraberdi. Olsun takip edin. Ama bugün hepsi bakıyorum Trabzonsporlu olmuşlar arkadaşlar ya. La geldin 80 yaşına senin Trabzonsporlu. Yok yok. Yeni başladın Trabzonsporlu delikanlı havalarına girmeye arkadaşlar. Evinizde oturacaksınız. Hem televizyona çıkacak. Bak ben televizyona çıkmıyorum. Buradan 7000 kişiye konuşuyorum arkadaşlar. Hem televizyondan yürüyeceksiniz. Orada isim şey edeceksiniz. Oradan da YouTube açacaksınız. Oradan yürüyeceksiniz. Allah işinizi rast getirsin. Gençleri yakaladınız. Gençler bilmiyorlar ki o Trabzonspor'u Trabzonspor yapan efsane kadronun içinden bir arkadaş çıktı. Bir abimiz, bir dedemiz çıktı. YouTube yapıyor.
Orada yalan yok dostlar. Sadece görüş var. Görüşün doğruluğu ve iyiliği farklı. Ben diyorum arkadaşlar, mermi atmayalım. Ondan kombine bileti alalım. Adam bana Twitter'dan yazıyor. Bir kişi de olsa yazıyor. Abi diyor, şimdi bunun üstüne gidiyorsunuz ama bu böyle değil. Nasıl? 45'lik silah değil de sağ ötekilerden atarsan 25 metre çıkar, ondan sonra yavaş düşer. O yavaş düşen mermiye ben kafada atarım. Baba. Ya kardeşim, belki senin kafan sert olabilir ama milletinki o kadar değil. Bak, bunu oradan yürüyor. Sen bize karışma kardeşim diyor. Ne istersek yaparız. Ya bana ne ya? Ben söylüyorum, görüş. Sen ne yaparsan yap. Bak dostlarım, bu sıralamada yoktu, hemen anlatayım. Tonya'ya gittim ben, anlatıyorum ya, orada arkadaşlar torbadan çekiyoruz. İşte Serdar çıktı, torbadan çekiyoruz. Hüseyin çıktı. Bir tanesi de dedi ki gene devam ediyoruz abi. Ben torbadan çıktım, yattara çıktı. Dedi ona niye? E Türk kalmadı ya kardeşim, şimdi bunları atıyoruz dedi. Türk futbolunun sorunu 2 dakikada anlat dedim ya. O Tonya'da. Yaylaya çıktık. Süleyman Hacı Salihoğlu'nun yaylada evi var. 5-6 sene bize kuzu çevirdi sağ olsun. Çok da iyi bir delikanlının önde gidenidir Süleyman kardeşimiz. İyi bir dost, iyi bir arkadaşımızdır. Süleyman Hacı Salihoğlu. İşte Hacı Salihoğlu'la ailesinin toplanan gece gittik. Siz karşı yakadan atlan, iki kişi geldi. Kafada 8 şey şapka, böyle köşeli, 6 köşeli, 8 köşeli ağa geldi harp falan. At sırtında, onu demeyeceğim. Sis var, gözükmüyor. O hoş geldin, hoş geldin falan filan. Tabii yayla atıyorlar. Baktım, indi atından. Delikanlı o da, aslanlar gibi çocuktur. İğildi dizinin üstüne, yere doğru toprağa tak 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 attı. Allah Allah dedim ya, bu işin havası havaya atmaktır diye düşün. Ben de o zaman biliyorum. Dedim ki, ismini demiyorum. Kardeşim, abi dedi, toprağa gömülecek mermi dedi. O mermi çıkar aşağı düşer dedi. Ulan en iyi, en azılısı bunu yapıyor. Siz şehirde atıyorsunuz. Sonra diyorsunuz o yorgun mermi falan filan. Ben görüşümü bir söylüyorum arkadaşlar. 5 lira 17 kuruş verme. Git kombine al. Bak kombine fiyatları, biyet fiyatlarını da anlatacağım. Yani bu da araya instantane olarak girdi. Şimdi bu zirvedeki palavraları size anlattıktan, dinledikten sonra zirvede olağan şeyler konuşuldu. Seneye ne yapılacağı konuşuldu. Onu altyapıda anlatacağım size arkadaşlar. En büyük tehlikemiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hepimizin. Ben sizin şeyiniz yükselsin diye böyle konuşuyorum. Yürüyün şampiyon olacağız falan filan diyorum ama ben de bakıyorum da yani 6 puan şart bize en azından. Bizim kalan 8 maçımızda rekordu bilmem neydi onlar sonradan. Biz 8 maçımızın sonunda 38 yıldır beklediğimiz şampiyonluk kupasını almamız için plan program yapıyoruz abiciğim. Biz sabırsızız ama teknik direktörümüz falan sabırsız olmayacak. Mesela 2-2 iken o 90+6'da gol yemeyeceğiz. Bir puan, bir puan. Bir puan alsaydık 5 puan lazımdı. Adım adım gidiyoruz. Ha biz 6 puanı 2 maçta aldık. Ne güzel rekor kırdık. Ama biz önce bir alalım, sonra rekor kırdık mı kırmadık mı ona bakarız. En büyük taraftarımızın ve bizim en büyük Trabzonspor'un en büyük tehlikesi sabırsızlıktır. Arkadaşlar, sabırsızlığı içimize atalım. Yetkililere, oynayacak olanlara yansıtmayalım. Güzel olan şey ne biliyor musunuz Trabzonspor'da arkadaşlar? Gelirsin tak şampiyon olursun. İşte olur muyuz ama tak şampiyon olursun, bam diye bir patlama olur. Şimdi biz şampiyon oluyoruz, olduk diye o duyguyu yaşaya yaşaya geldik. Hevesimiz de eskisi gibi kalmıyor. Şimdi biz içimizden ne diyoruz? Şampiyon olduk da nerede tescilleyecek olduğumuz, hangi maç, onu bekliyoruz. Halbuki eğlene eğlene geliyoruz. Beşiktaş maçında da öyle. Beşiktaş'ı yenersek yenebiliriz. Yeneriz de. Ama futbol oynuyoruz değil mi? Beşiktaş takımı. Bakın. Fenerbahçe takımı yenile geldi. Trabzonspor maçında o hırsla beraber Trabzonspor geliyor diye bir havaya girdiler. Şimdi yeniyorlar.
Yendikten sonra da arkadaşlar bir de seviyorum Fenerbahçe camiasını kızıyorsunuz. Ben hiçbir zaman pes etmeyen adamı severim. 60'lar 8 maç Konya maçı Rize maçımızda mı? 8 maçta kendilerine 3'er puandan bütün puanları almışlar. Bize 6 puan vermişler. Şampiyon olmuşlar. Onlar. Abi Fenerbahçe camiasındaki onu tutan insanlar da bu yolda yürüyorlar. Pes etmiyorlar. Arkadaşlar takdir etmek lazım pes etmeyen rakibimizi. Önündeki Konya'yı da saymıyor yani. Ne oldu? İlk maçta Konya yendiler. Biz Rize'ye yenildik. İlk maçları tuttu. O yüzden arkadaşlar telaş etmeyeceğiz. Beşiktaş maçına çıkacağız. Büyük camiadır diyeceğiz. Bizim gibi büyük camiadır diyeceğiz. Üstüne altının üstüne ne kadar toprak atarsan at, üflediğin zaman altından yine altın çıkar diyeceğiz. Bu camialar böyle camialardır diyeceğiz. Bizim Beşiktaş'ı yenmemiz lazım. Bir dahaki hafta ya 6. puanı alırsak bir maçta Karagümrük maçına tur atabiliriz diyeceğiz. Ama yenilemezsek yenilmeyeceğiz diyeceğiz. Puan puandır diyeceğiz arkadaşlar. Bunların hesabını, kitabını ben size anlatıyorum. Bilginiz olsun. İlle böyle olacaktır diye söylemiyorum. O yüzden biz sabırsız davranırsak şeye de takıma da sıkıntı verecek. Biz mesela gelecek her şey için. Aile içinde, ülke içinde. Gelecek onun planlayanındır. Geleceğimizi planlamamız lazım. Biz 96'da, 2011'de ve 2019'da geleceğimizi planlayamadık. Hırslandık. Alacağız dedik. 5 puan öndeydik dedik. 5 maçın planlamasını yapamadık. Vanspor'u yeneriz dedik. Ama yenemezsek yenilmeyelim demedik. Biz Vanspor'u yenemediğimiz maçta yenilmeseydik şampiyonduk arkadaşlar. Bir puan. Değil mi? 2019'da pandemiden çıktık. Biz birinciyiz, Başakşehir ikinci. Önümüzde maçlar var. Lan bu pandemide niye başladı bu maçlar? Pandeminin sonunda niye oynadık? Birinciyle ikinci yer değiştirdi. Küme düşme kalktı. O zaman biz bu ligi niye oynadık diye planlayamadık. O yüzden bir planı şimdi yapıyoruz arkadaşlar. 8 maçımız var. Havada, karada, denizde, nerede, ne olursa bunun sonunda şu plan dahilinde gideceğiz. Bu 6 puanı alacağız. O kupayı alacağız. Bunu erken alırsak çok güzel. Geç alırsak ya bir rekor kurabilirdik. Niye? Yani mesela biz vallahi bu sene yenilmeden şampiyon olabilirdik. Değil mi? Namalip şampiyon olabilirdik. Namalip şampiyon olan bildiğim kadarıyla yok. Namalip Galatasaray ikinci oldu. Bir senenin ilk maçında yendik onları Sakarya'da ki kardeşiniz de orada oynadı. Gol pasını da verdi İskender'e. Nacizane. Namalip olan yok. Namalip olabilirdik. Fuzuli yenildik abi ya. Valla hele Rize maçında hep de Fuzuli yenildik de Antalya maçında da yani. Olur. Futbolda bile yenilmeden götürebilirdik bu iş. Şimdi bir planlamamızı yapacağız arkadaşlar. Bunu bu konudan hemen öteki konuya geçeyim. Eksiklerimizi söyleye gidiyoruz. Ben buradan atıyorum size de arkadaşlar diyorum ki mektup yazıyorum gidiyor ya arkadaşlar yerine. Şimdi bana da mektup yazdılar size anlatıyorum şimdi arkadaşlar. Size anlatıyorum. Bana mektup yazdılar. Ben de size yazıyorum. Siz de gerekli kişilere gönderin. Başkanımız ve Abdullah Hoca'nın bir ufak yanlışı var ki bunu herkes yapıyor. Nedense. Başkaları yapmıyor. Vallahi başka büyük takımın yöneticileri ve başkanı yapmıyor. Hani biz taraftar ya abi bizi televizyonda konuşuyorsunuz. Televizyonda konuşanlara işte Mehmet Yılmaz'dı o gündü falan filan. Mesela Erdal Hoş iyi konuşuyor abi. Allah için. Ulaş Özdemir iyi konuşuyor. Mehmet Yılmaz da iyi konuşuyor. Ama Mehmet Yılmaz'dan diyoruz ki Trabzonspor'u aslanlar gibi şey. Hamdi, küçük Hamdi'ye ne diyoruz? Benim için küçük Hamdi. Hamdi Aslan'a biraz daha güzel konuşuyorsun, terbiyeli konuşuyorsun ama biraz daha girgin ol. İşte diğer arkadaşlarımıza da.
Onlar da şunu söylüyorlar. Basın mensupları da şunu söylüyorlar ki ben tespit ettim. Başıma geldi. Başkan basın toplantısı yapacak. Abdullah Hoca maçtan sonra basın toplantısı yapıyor. Mesela Fener maçından sonra basın toplantısı yapıyor maç sonu. İsmail Kartal konuşuyor basına. Sorular soruluyor. İsmail Kartal evet arkadaşlar diyor. Yandaki böyle biliyorsun. Evet arkadaşlar İsmail Kartal şeyini yapıyor. Maç analizini. Yandaki diyor ki menajer de evet arkadaşlar soru alıyoruz diyor. Buyurun diyor. Soru soruluyor. Buyurun diyor. Buyurun diyor. İsmail Kartal'ın konuşması bitiyor. Abdullah Avcı geliyor. Orada 7 tane Fenerbahçeli var. Dışarı çıkıyor. Dinlemiyorlar. Abdullah Avcı sormuyorlar bile. Trabzon gazetecileri soruyor. Şimdi soruyorum. Sevgili Abdullah Avcı, sevgili başkan. Gazetecilerin çok olduğu yerde ve konuştuğunuz zaman, soru alacak olduğunuz zaman buyur dediğiniz ilk gazeteci, ikinci gazeteci ve üçüncü gazeteci ve İstanbul basını oluyor. Oradaki yerel basına ilk sözü vermiyorsunuz. İlk söz seni takip eden Trabzonsporlu gazetecilerdir. Buyur kardeşim diyeceksin oradaki yerel veya ulusalda seni takip eden gazeteciler. Onlar sana soru soracaklar. Sonra diğerlerine vereceksin. Sevgili başkan ve sevgili antrenörlerimiz Abdullah Avcı. Oraya oynamayacaksınız, buraya oynayacaksınız. Sizin dere gider, kumu kalır dediğiniz kum onlar işte arkadaşlar. Kum o seni takip eden Trabzonsporlu gazeteciler. Sıkıştığın zaman Trabzonsporlu gazeteciler, bolluk olduğu zaman buyur CNN, buyur NTV, buyurun TRT, buyur Fenerbahçe gazetecisi bilmem nesi, İstanbul basını yani. Aklıma geldi onların da sayarım. Ötekileri saymazsam ayıp olur şimdi Habertürk. Der ki reklam yapıyorsunuz. Reklamı çok sevmiyorum da böyle dolmuşa geldim. İlk söz onların, sonradan gel bizimkilere ne diyorsunuz? İlk söz onların. Bakın ben alındım. Söyledim size ben TRT'ye çıkıyordum. Cem Papila, Tarık, Kerem Öncel ben. 6 ay oraya çıktım ilk yarı yani ilk 4 ay oraya çıktım. İkinci yarı Sergen geldi. Biz gittik. Sadri Şener bir defa bağlanmadı ya. Sadri Şener bir defa bağlanmadı ya. Kim var orada ya? Trabzonspor'u anlatan bir adam var. Ben bir adam değilim ha Sadri Başkan dedim ona ben. Ben bir adam değilim ha aklını başına al. O Galatasaray'ı yendiğimiz ilk Sakarya maçında ne yaptım biliyor musunuz? Biz tecrübeli adamlarız. Arkadaşlar Sadri Bey soyunma odasına geldi. O zaman yönetici Sadri Başkan benim Sadri abim. Hemen yakaladım onu tecrübeli. Bir dakika arkadaşlar susun dedim. Sadri abiye dedim ki çık sandalyenin üstüne bir tabure var çıktı. Başkanım bu maçın primine kadar dedim. Küt 3'er milyon lira prim ne yapsın havası var tamam 3'er milyon dedi. 3'er milyonda 3 mü 4 milyonda Mehmet Ali Yılmaz'dan alıştık. Bir maçta 7 milyon aldık orada. O günkü parayla. Ya böyle kadar Sami ben telefon açarım. Sadri abi geliyorum otelde Bodrum'da Manastır Oteli vardır. Hadi reklamı da olsun. Ona giderim. Başka yere gitmem. Bana oda ayırır. Havaalanından aldırır. Para da vermem. Ya ben senin kardeşinim. Trabzonspor'un eski futbolcusuyum. Oraya çıkıyorum. Bütün gücünü bana vereceksin. Vermedin. Aklına gelmiyor. Kötü niyetten değil. Şimdi ben başkana ve Abdullah Hoca'nın aklına getirttiriyorum bunları. Haber de göndereceğim tabii. Biraz uzak durmam sebeplerim var arkadaşlar. Yani bu anlattığım sebeplerin başka şeyi de var. Oradaki yerel basına lütfen. Sayın Avcı, Sayın Ağoğlu. Madem ki biz abi kardeşliği kaybettik. Sayından gidelim. Oradaki soruları sorulacak oldukları zaman, ilk soruyu soracak oldukları zaman o soruyu alan arkadaşa da söylüyorum. Can Karyağdı galiba bizim sevgili dostumuz. Önce
kendi gazetecilerinden, yerel gazetecinden ve Trabzonspor'u takip edenlerinden alın. Burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi gelelim Trabzonspor'un konusu, takım konusuna girmeden evvela şunu söylüyorum abi. Bilet konusunda çok büyük serzenişte bulundunuz dostlarım. Yani 35 liralık bileti 350 liraya çıkarttılar. Hatta 650 silver milver. Yani oralar arttı. Ben de aldığım için, birilerine aldırdığım için. İşte kale arkaları 35 liradan 350 liraya. Yani yüzde bin değil mi? 35 bir sıfır koyarsan %100 mü eder? %100 70 lira eder. %1000. Neyse. Bu matematik farklı bir durum. 35-350. Yani buradaki insanların bunu almaya şeyi yok. Sevgili Ahmet Ağoğlu ve idareci dostlarımız. Ha. Ya canım 35'ten 350'ye çıktı da 8 dakikada hepsi bitti. Abi Trabzonsporlu çok. Stat yetmiyor böyle maçlarda 41 bin. 241 bin olsa gene dolur. Ama 241 bin rentable değil. Çünkü iki maçta dolduracağız diye o kadar büyük stat yapılmaz. O zaman normal maçlardaki 40 bin kişinin sesi duyulmaz. Tamam. Burada haklıyız. Peki ben 35'ten 350'ye çıkan fiyata mı itiraz ediyorum? Öncelikle A şık. Sevgili dostlarım. Hiç itiraz etmeyin. Sezon başında bu 35 lira niye biliyor musun? 600-650 liraya kombine sattılar. Hesap makinem var. Şimdi basıyorum. 650 bölü 20. 33 lira. İşte bu 35. 33 lira sezonluk maç başı bileti. 18. 2 kombine var. İşte şey 2 kombine. Türkiye Kupası maçları var. Ziraat Kupası maçları var falan filan. Avrupa Kupası maçları var. Niye almadınız o zaman? Sevgili taraftarım, niye almadınız? Bedavaya ya, bedavaya bilet sattılar ya. Ben onlara oradan kızıyorum. Sen hangi kağıtla 35 liraya bilet satarsın? Siz 350 diyorsunuz. Ben sözün başında diyorum ki, sen 35 liraya nasıl bilet satarsın ya? Trabzonspor ucuzcu mudur ya? Trabzonspor'a taraftar gelmek istiyorsan, taraftarın maç boyuna gelmek istiyorsan 1 liraya sat. De ki kardeşim ben bundan mecburum, sıfır olmuyor. Bir para söylemem lazım. Çünkü halka açık bir şirketim. 1 lira diyorum, haydi bunu alın diye alsın herkes. 35 liraya bilet satılmaz. Ahmet Başkan, yönetim kardeşlerim. 35 liraya bilet satılmaz. Sattınız. Sevgili taraftarlarım niye almadınız? Bir dahaki sene 600 liraya kombine bulabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ama bir dahaki seneki kombineler ne olursa olsun yine ucuz. 20 takım 19-38. Şampiyonlar Ligi elemesi. Onu geçiyoruz Şampiyonlar Ligi. Ben geçiyoruz diyorum abicim. Onları da niye söyleyeceğimi söyleyeceğim size. Seneye niye şampiyon olacağımızı da bu seneden başından anlatacağım size arkadaşlar. O yüzden söylüyorum sana. Biz bu seneyi alacağız, bir dahaki seneyi de alacağız. Onları da hani sezon başında dedim ya şampiyon olacağız diye. Niye Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyon olacağımızı da anlatacağım. Gayipten haber almıyorum. Bir böyle süzgeçten geçireceğiz. Merak etmeyin. 350 lira. Doğru bir para. Arkadaşlar. Doğru bir para. Buradaki yanlış ne biliyor musun? Trabzonspor camiası, Trabzonspor takımı emekçi, devrimci ve milliyetçi bu Trabzonspor takımı para üstünden yürüyemez. Öyle bir misyonu var. Ama parasız da bir şey dönmüyor. Ekonominin de iyi olması lazım. Savaşlar oluyor, insanlar batıyor. Biz nerede batmışız? Buna da şimdi yanlış diyecekler ya. Doldurdular. Osmanlı'yı Kırım Savaşı'na zorla soktular ve ilk defa dışarıdan para aldı faizden. Zaten sonumuzun başlangıcı ilk aldığımız o kredili altınlarla oldu arkadaşlar. Yani biraz tarih bilgim var da şimdi buna da öyle değil diyebilirler ama ne demek istediğimi, maksadımı anlattım. Oradan yürüyelim Atatürk'te olduğu gibi. Arkadaşlar
35 liraya bile satılmaz. Satanlar yanlış yapmıştır. 35'e satacağına 1 liraya sat. 350 liraya çıkarmışlardır. Çıkarmasalardı keşke iyi olurdu. Trabzonspor para üstünden yürüyen emekçi bir takım değildir. Emekçi ve devrimci bir takımdır. Milliyetçi bir takımdır. Kendi insanından yürümesi lazımdır. Niye böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Bu biraz daha uzun olacak gibi geliyor arkadaşlar. Niye böyle? Bakın sıkıntıyı anlatayım size. Yöresel sıkıntımız da var arkadaşlar. Trabzonspor'la ilgili herkesin Allah razı olsun demesi lazım. Bu şehirde. Niye? Dostlar. Balık pahalı biliyorsunuz. Et tezam geldi falan. Balık da pahalı. İşte balık bitti. Bitmedi balık arkadaşlar. Balık var. Balık 40 yıl evvela ne kadar çıkıyorsa o kadar çıkıyor. Ama 41 yıl evvela benim çocukluk zamanımda hatta ne 40'ı işte 50 yıl evvela 55-56 yıl evvela kiloyla satılmazdı da böyle ipe dizerdiler. Mezgit balığını böyle bağ bağ satardılar. Hatta ağaçlarda asılı dururdu da işte bir bağ mezgit şu kadar derdiler. Gene var. Ama o zaman Trabzon nüfusu 50 bindi şimdi 1 milyon. İnsanlar arttı. Ya balık gene niye bu kadar pahalı? Niye bu kadar pahalı? Benim hemen yanım balık halidir arkadaşlar şu anda. Onun yanı da normal haldir. Halde de dostlarımız, arkadaşlarımız var. Recep Denizleri var, mazlumlar var, işte Sadıkoğulları var. Bizim öz sandıkçılar var. Dostlarımız bunlar. Bize balık parası verdirtmezler bunlar arkadaşlar. Gelir balık, kayıkçılar, kayıkçılar için, balıkçılar için çok güzel bu iş abi. 2 kilo tutuyor, getiriyor. Mezgiti, barbunu işte. Ancak o kadar tutapılmış oltayla. Oradan işte başlıyor kilosu 50 lira. Orada açık arttırma oluyor 50, 60, 70, 80 falan. Orada lokantacılar, restorançılar. 150 lira ver, 200 lira ver. Fiyat yükseliyor. Kaç liraysa verdirttiriyor. Eğer oradaki mezatı arttıran dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, Bahri var, Mustafa abi var falan. Eğer tamam tamam yeter demese daha da çıkacak. Niye biliyor musun? Baba bu fiyatlar nasıl olacak? Bunu alanlar kaça satacaklar ki bunu? Öyle bir kaptırıyorlar ki. Tırnak içinde arkadaş biraz da böyle halk dilinde konuşalım. Trabzonspor Beşiktaş maçı geliyor değil mi arkadaşlar? Kilosunu 100 liradan 200 liradan aldıkları balıkta adet olarak kaç tane var diyelim? 30 tane, 35 tane. 15 tane de tava çıkıyor. 15 tanesini 300 liraya satıyorlar. 15 tanesini öyle bir kaptırıyorlar, geçiriyorlar ki bildiğiniz gibi diye arkadaşlar. Peki kim veriyor bu parayı? İstanbul'dan gelenler kuruyor masayı. Ondan sonra maça gelecekler ya, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Çok iyi balık yapıyor burası da. Çok iyi et yapıyor burası da falan. Ondan sonra hesap çağırıyor sahibini. Buyur baba. Herkes de biliyor. Herkes de baba oluyor artık arkadaşlar. Buyur baba. Al bu kredi kartımı, hesabı öde. Hesabı sormuyor ha. Baba buyur. Bu kredi kartımdan çek hesabı diyor. Çek 5 milyar. Çek 10 milyar. Dostlarım. O balığa 200 lira da verir. 500 lira da verir. Çünkü hesap sormuyorlar. Dostlarım. Anladınız mı? Bilet fiyatı, balık fiyatı niye yükseliyor? Hem azlıktan hem bundan. Sen normal vatandaş git, seni almıyorlar zaten. Ya sen onlar için bu kadar para verebilen adam değilsin. Ya sana şimdi zorla vereceksin. Tanıyor da seviyor da olmuyor. Restoranları almıyorlar, beğenmiyorlar artık. Niye? Trabzonspor. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, Sayın Hocam. Gidiyorsunuz oralarda. Yemek yiyorsunuz, resim çektiriyorsunuz, hava attırıyorsunuz. Normal günlerde de sizden belki almıyorlar ama milletten çok alıyorlar ya. Hepsi de arkadaşım biliyor musun arkadaşlar? Ama milletin canını alıyorlar. Hangi milletin canını alıyorlar? Dışarıdan gelenin. Peki içeridekine ne oluyor? Damlarda yemek yiyorlar. Restoranlara gidemiyorlar. En ucuzu da bizim derneğimiz. Balığını alıp getirip yiyorsun abicim. Burada da böyle bir şey var, Trabzonspor'un şehri olan faydasına bak. Arkadaşlar. Bunu da böyle geçtikten sonra, bilet konusunda geçtikten sonra en önemli konu altyapı konusu.
Ondan evvela şuna gelelim arkadaşlar. Uğurcan diye bir kalecimiz var. Belli ki buna insanlar Avrupalı takipte. Abdülkadir'i takip. Trabzonspor başarılı yükselince yükselen bir başarı takım herkesi yükseltiyor arkadaşlar. Yani herkes olduğundan fazla. Trabzonspor 96'da 8 kişi 7 kişi 8 kişi milli takıma verdi. Ya orada milli takıma gitmeyecek adamlar da vardı ama Trabzonspor'un başarısı herkesi oraya itti. Şimdi herkese bir transfer şeyi var. Artık yaşlı futbolcular da alır. Niye biliyor musun? Yeni futbolcu yetişmiyor arkadaşlar. Kaliteli futbolcunun posası çıkartana kadar oynatıyorlar. Ronaldo 37-38 niye? Yok. Yetişen olsa kimse Ronaldo'yu oynatmaz. İstediği kadar kendine iyi baksın. Oynatmaz. Bak Messi. Geldi yaşlandı millet ıstıklamaya başladı. Yok bir Messi daha. Avrupa'da, Türkiye'de var. Bir tane Abdülkadir'imiz var. O da onun gibi beyin olarak kendini toparlarsa ondan ileri geçer. Ya en az onun kadar onu da küçümsemeyelim. Arkadaşlar. Şimdi Uğurcan giderse ne yapacağız? Wow! Biz hemen kafa kesmeye bayılan bir toplumuz ya. Tırnak içinde. 3 tane gol yedi Erci. Ya baba bilmem ne. Ya bu Erci 3 tane penaltıdan gol yedi ya. Arkadaşlar. Biz eyvah Uğurcan giderse Erci bu takıma bilmem ne etmez. İşte Göztepe'nin kalecisi var atıyorum. Hatay'ın kalecisi var bilmem onları alalım. İşte onlar. La vallahi billahi Erci onları katlar arkadaşlar. Bu kardeşinize abinize güven. Arda onları katlar. Yeter ki onlara biraz gol yeme zamanı bırakın. Ahmetcan hata yaptı. Yerden yere vurdunuz mu? O hatayı Hüseyin yapsaydı öldürmüştünüz. Yürüyemiyordu. Demek ki hoşgörüyle hani bir arkadaş diyor ki abi böyle mutlu bak, sakin bak diyor ya bana. Tabii stresli olma diye. Ben de size diyorum ki öldürmeyelim insanlarımızı. Biraz toleranslı olalım. Uğurcan'a bir sezon başında neler yaptık? Hatırlayın arkadaşlar biz yaptık ya. Siz yaptınız. Bunun oynatmayıp biraz kulağını bükmemiz lazım. Bunun hayatını düzeltmesi lazım. Bu topları bilmem ne etmiyor. Ben o zaman size ne dedim? Arkadaşlar Avrupalı yerden oynuyor. Adam kalecinin dibinden vuruyor. Sağdan soldan şut atmıyor. Şut atsa kurtaracak bir Uğurcan dedim. Toparlar bir şey yok dedim. Erci de oynar bu takımda. Arda da oynar bu takımda. Diğer kaleciyi bilmiyorum. İbrahim bir var yetenekli. Yeter ki siz müsaade edin. Ha transfer yapalım mı? Yapalım. Bence o Erci'nin Arda'nın yanına yaşı kemale ermiş. Fiyatı ucuz. Sıkıştığımız zaman bunların morali bozuk olduğu zaman, kötü gittiği zaman onların yerini tecrübesinden dolduracak bir abi alalım. Bir dede alalım. Uğurcan giderse. Ben herkesi satarım, Uğurcan'ı satmam. Ama Uğurcan öyle bir para pozisyonuna geliyor ki, Uğurcan'ın kendisi de gitmesi lazım. Yani çocukların da gitmesi lazım. Bir sirkülasyon yapması lazım arkadaşlar. Takım mühendisliğini iyi yapacağız. Bizim takıma bu sene çok transfer teklifi gelir ve tatmin edici gelirse borcumuzdan dolayı bunları yapabiliriz. Ama işin güzel tarafı ne verirsen ver takımın omurgası bozulmayacaktır arkadaşlar. O yüzden takımın Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyon bir dahaki sene niye şampiyon olacağını bu omurga üstünden size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi altyapı konusuna geçelim abi. Göya bu üstü zirvede. Üst küçük konuşmuş bütün Türkiye dışarıya anonstan aporlarla vermiş de herkes dinlemiş ya. Veya içeride ispiyoncu vardı ya. Veya kulaklıkla mikrofondan dışarıya verdiler ya. Burada bir sürü konuşmalar olmuş falan filan. Altyapıyla ilgili. Şimdi altyapıda şöyle bir durum var. Göya altyapıdan futbolcu yetişmiyormuş. Bu Uğurcan Abdülkadir, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Kadir, Hüseyin, Arda, Serkan, daha bilmediğim isimlerini işte bir sürü arkadaş var. Bunlar gelmiyor. Altyapıdan adam gelmiyormuş. Ya arkadaş gelmiyor olur mu? Trabzonspor'un altyapısından geliyor. Vallahi geliyor. Ama niye oynamıyor? Niye oynamıyorlar? Niye oynamadıkları söyleyeyim. Eğer biz 5-0 yenildiğimiz Malatya maçında
Burak'ı ve şeyi göndermeseydiler ve orada birkaç kişiye daha kıza çekmeseydiler, ne Uğurcan oynardı, ne Abdülkadir oynardı, ne Abdülkadir Ömür oynardı, ne Hüseyin oynardı. Onların üstünden Trabzonspor o zaman yürüdü. Onların üstünden yürüdü. İnsanların Trabzonspor'a ve yönetimi olan kızgınlıklarını gençteki adamları oraya atarak, aslanların önüne atarak kestik. Aynısını bugün Fenerbahçe yapıyor arkadaşlar. 5 tane, 5 veya 6 tane gençten imzalamış diyor. Ben de size ne dedim? İsimlerini yazın bir kenara o 5-6 kişinin. Belki Arda Muhammed de Giresun'da oynuyor. Orada oynamazsa bile bir futbolcu olacağı belli. Diğerlerini hatırlamayacaksınız. Başka takımlarını da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi niye oynayamıyorlar? Allah şükürler olsun ki o günkü kötü durumda değiliz. Kötü durumda olsak bugünkü yaşlıları temizleyeceğiz. Elindeki gençlerle devam edeceğiz ve onlar oynayacak. Oynayamıyorlar abi. Kimi kessinler? O gençler kimi kessinler? Hani Altınordu'dan alınan Enis'ti, Taha'ydı, işte ötekiler hepsini hatırlamıyorum. Veya Leverkusen'den alınan falan çocuklar. Niye oynayamıyorlar? Önü dolu, dolu. Arkadaşlar, önleri dolu. Vizca'yı kesemezsin, Vakayeme'yi kesemezsin, Cornelius'u kesemezsin, Hamşik'i kesemezsin, Dorukhan'ı kesemezsin, Siopis'i kesemezsin. Kesemezsin. Hugo sakatlanmasa Ahmet Can oynamaz. Arkadaşlar, 3 yabancı, 3 Türk oynatma hakkı oynatma olmasa Uğurcan dışındakileri de oynatmayacaklar. Dostlarım, var altyapıdan yetişen arkadaşlar. Tatmin edici mi? Değil. Peki. Hoca, yani bakın, gazetede yazılanları söylüyorum size. Ya içeriden öğrenmişler. Öğrendikleri de şu. Abdul Hoca demiş ki, altyapıdan gerekli gibi şeyler olmuyor. Altyapıdan gelen futbolcu, müsaade ederseniz gözlüğümü takacağım. Altyapıdan gelen futbolcular sahada nerede duracağını bilmiyor. Rakibi nasıl karşılayacağı konusunda eksikler. Toplu ve topsuz oyunlarda başarısızlar. Bu onların değil, geldikleri yerlerin ve eğitimcilerin suçudur, diyor. Demiş Abdullah Hoca. Arkadaş önlerini açmış yönetimler. O yüzden Türkiye'de de zaten bu sorunlar olduğu için Türkiye'deki hiçbir takımın altyapısından futbolcu gelmiyor. O yüzden Türkiye'den ve şeyden yabancı altyapıyı iyi bilen, ehli olan, bilmem ne olanları alacağız. Ya altyapıyı iyi bilen ehli adamlar olsa altyapıdan bütün Türkiye'de adamlar gelirdiler. Bunlar yok. Hiç mi yok? Var. Var. Arkadaşlar. Peki neredeler? Altyapıyı ben Trabzonspor altyapısından bahsedeyim. Diğerlerini bilmiyorum. Onlar da öyledir muhtemelen. Torpille hoca alırsan isim Trabzonspor'un bilmem ne eski futbolcusudur, şudur budur diye hoca alırsan yaş kategorisine eğitimini almamış hocayı alırsan ve o aldığın hocalara asgari ücretle ki şimdi biraz arttırdılar devam ettirmeye çalışırsan ve o hocalarda burayı emekliliğe gitmek için beklerse altyapıdan bir şey gelmez ki bu saydığım hocaların hepsinin alnından öpüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün bu bilinmemezliklerine rağmen bu kadar altyapıdan hoca futbolcu çıkmış arkadaş. Trabzonspor'da biraz gırgır yapalım. Ufak tefek de sallayacağız hocam. Yapacak bir şey yok. Abdullah'ya sallamayacağız ama. Trabzonspor'da öyle enteresan. Efsane Serdar Efsane. Yok, Trabzonspor'un bir efsanesi var. Bir yıllık mukaveleyle 20 yıldır Trabzonspor'da hocalık yapar. O mukavele bitmez bir türlü arkadaşlar. Efsane odur. Kendisine söyledim. Efsane sensin oğlum dedim. Niye dedi abi dedi. Bir yıllık mukavele bir türlü bitmiyor. Odanın bir aynı odada oturuyorsun ama odanın kapısının girişinde bölge müdürlüğü, bölge antrenörleri, bölge yardımcı antrenörleri, yardımcının yardımcı antrenörleri, altyapı sorumlusu, U19 sorumlusu, U29 sorumlusu. Öndeki tabela değişiyor ama sen hep buradasın. Aferin. Şu anda da Abdullah Hoca aldı buraya. Orada tık sıkıştırdı. Kardeş yürüyor.
Diyeceksin ki abi niye diyorsun? Hak edene hak ettiğini söyleyeceksin. Az bile söylüyorum. Onu sevdiğimden az söylüyorum. Benden konuşmuyor. Serdar abisinden böyle konuştuğu için konuşmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama ben doğrusunu söylüyorum. Metin Bak'a diyorum ki TÜFAT Antrenörler Derneği Başkanımız. Hemen yan yanayız. 1300-1500 tane hoca var burada ya. Antrenör var. C antrenörü, B antrenörü, bilmem ne antrenörü ama antrenör dolu ya. Trabzonspor futbol şehir antrenör dolu. Ya diyorum ona ki ya arkadaş antrenörünüz var 1500 tane. Hiç bir eylem yapmaz mısınız siz dedim. Niye abi dedi. Ya dışarıdan bir sürü hocalar geliyor. Trabzonspor'a. Hekimoğlu'na. Yomra Spor'da bizim Hamdi Zıvalı çalışıyor. Eski futbolcumuz. O da şeyle Yomra Spor'un başkanlığı arkadaş. Bir tane Trabzon, gelen Trabzonspor'a yardımcı hoca bir tane hadi kendi adamını alıyor. Geri kalan kimse yok. E seni Hekimoğlu da bizim Bahattin çalışıyor. O da gitti Yusuf Şimşek çalışıyor. Yoksunuz yok. Yoksunuz abi. Bu internatta, Gümüşhane'de, Pazar'da, Ardeşen'de, Rize'de diyorsun. Yoksunuz diyorum onlara ben. Yani onları sevmediğimden değil. Ya bir şey yapın da. Bir atak yap. Atak. 1500 değil. 500'e düşün ama aday 500 olsun. Ama sistem onu el vermiyor. Seçimden seçime gidiyorlar arkadaşlar. O yüzden altyapıda pilot takım kuracağız demişler zirvede arkadaşlar. Pilot takımı biz 2000 yılında Antwerp'i aldık Özkan Hoca'yla. Yürümüyor abi. Pilot takım. Nerede 1461 arkadaşlar eğer pilot takım kuracaksanız? Niye düştü? Niye düştü? Niye bu ismi bizim Celil'e verildi ki sevgili Celil Hekimoğlu'na? Zaten Hekimoğlu'nun Doğan Spor diye bir takım vardı. Doğan Spor diye devam etsin. Trabzonspor'un neredeyse kurucularından yani. O kadar eski bir takım. Çöktü bir takım. Değerli bir takım. 1461 ismi niye verildi? Senin 1461 takımın nerede olması lazımdı biliyor musunuz? Sevgili Ahmet Ağalı ve arkadaşlar. Ve ondan evvelkiler kim olduysa. Süper Lig'in altında bir yerde Altın Ordu'nun geldiği yerde. Altın Ordu'dan aldığın futbolcuları kendinde oynatamazsın. U19'a U21'e de git diyemezsin. Trabzonspor'a transfer yaptılar. İşte Süper Lig'in bir altında koşturacaktın orada. Hocam. Ne derler? Hamaset. Hamasatın, hamasatı kullanıyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Yani yiğitlik, yurtseverlik. Yani onun gibi bir şey midir? Yani hamasat yapmayalım da sevgili hocam. Bunlar denendi. Bu hareketlerini seviyorum. Bu tür şeyler yap ama bu tür şeylere eğilirken hedefimizi kaybetmeyelim. Ahmet Ağol'una vermem ne. Sen bu tip şeyleri paslat. Pas. Sana gelip haber versinler, anlatsınlar. Yolunu aç. Şimdi şu anda hocam sevgili Ahmet Abdullah Avcı dediğin oluyor. Kılıcın kesiyor. Kestiği müddetçe bu Trabzonspor'un yolunu doğru halledelim. Doğru götürelim arkadaşlar. Trabzonspor'un ben bile yaparım ya. Ne yaparım biliyor musun? Hiç. Babamın oğlunu hoca olarak almam. Yeni bir devrim yapacaksak eğitimli eğitimli. Futbolcuları seçerim. Eski futbolcuların çalışanları gönderirim, eğittiririm. U13, U14, U15, U16, U17, U21, U9'a nasıl hitap edeceğin çocuk annesi gözyaşlarını siliyor, altını bezliyor. Yani o tabirle konuşalım. O çocuk nasıl eğitilir? U16 ile nasıl? O çocuğa hitap şekli nasıl? Bunların hepsini bilmemiz lazım. Ki garabalta bile olsa alttaki insanlar yapıyorlar. Altta ne oldu bugüne kadar? Yönetim değişti. Altta çalışan, altyapımızda çalışan 20 kişinin 20'sini gönderdik. Yeni bir torpille 20 aldık. İyi. Burada bir problem yok. Olabilir. Gelen gidiyor falan. O gönderilen 20 kişi 6 ay içerisinde torpili bularak tekrar geri geldiler. Bu sefer orası oldu 40 kişi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Altyapısız Trabzonspor olmaz. Oraya futbol akademisi, Özkan Sümer Futbol Akademisi yazmışsak oraya
doğru insanlar. Bunlar eğridir demiyorum. Siz diyorsunuz onların doğru olmadığını ama daha eğitimli. Oradakileri bile gönderin, eğitimini yaptırın ve maaşlarını arttırın. Arkadaşlar, 3 milyon euroya anlaştığınız, verdiğiniz bir futbolcu 4 milyon istiyorsa, 4 milyon euro, 3,5'la anlaşır da 500 kurtarırsanız, o vermediğiniz 500'ü altyapıya verin. O fazla fazla bile artar. Dostlarım. Bunları niye anlattım? Cuma söyleşisi. Dakika uzarsa beni seyretmeyecek bir endişeniz yok. Olmuyor. Benim de şeyim yok. Seyredersiniz diye düşünüyorum. Öyle size lastiği patlatan uçak kapıyor demiyorum. Ben sizin namınıza, beni ilgilendiren bir şey yok da sizi uyardım. Trabzonsporlular bunu, bu söylediğimi seyretsinler, bana bilmem ne atın da demiyorum. Bana atın diyorum da bundan ilgili demiyorum. Yani seyrederse seyreder, ister oraya ulaşalım, ulaşmayalım. Tweet'ıma mesela çıkıyor, tweet'ıma atıyorum. Oradan hani YouTube'uma abone değilseniz oradan tıklayın diye. Geçen attım, 15 kişi tıklamış. 140 kişi, 1000 kişi geçtik sağ olsun. 190 kişiydik. 2 tane veya biraz yönettik. 1500'ü bulduk. 1500 tane tweet takipçisi var. Tıklasa 1500 edecek. Onlar da tıklamıyorlar arkadaşlar. Twitter'da da güzel şeyler oluyor. Ben geçen dedim ya, çok güzel şeyler oluyor. Fenerbahçelilerin bir ara böyle çok daha falan gider yapıyordum. Bu kadar mülayim değildim. Birkaç tanesi bana ne yazdı biliyor musun? Onlar için kötü bir şey yazdım. Yani olmayacak bir şey yazdım da benim için dediler ki, ya Serdar abi, soyadın sende kafamı yapıyor ya. Soyadını mı çektin? Çok güzel, güzel şeyler buluyorlar. Gençlik müthiş. Beni bakıyorum, 4 ile 17 yaş arasında seyreden kimse yok. Ondan sonra bir seyretmeye başlıyorlar. Onlara hitap edemiyoruz tabii arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 17 yaşındaki adama nasıl hitap edeyim? 16 yaşındaki Arda Fenerbahçe'de oynuyor ama 17 yaşındaki bizi dinlemiyor. Arkadaşlar. Neyse. Sabırsız olmayalım arkadaşlar. Güzel güzel kutlamalar yapacağız. Vallahi size söylüyorum, mermi atmayın. Bir dahaki sene kombine fiyatları biraz fazla olur. Çünkü başarı var. Başarı fiyatı yukarı çekiyor. O bile ucuz olacak biliyor musunuz? Mesela kombineyi, bakın arkadaşlar, tekrar hesap makineme dönüyorum. 2000 liraya kombine satsalar. 20 tane lig maçı diyelim. Kupa maçları da var. Eleme grubu maçı var. Elediğin zaman Şampiyonlar Ligi'nde 7-8 tane var. Allah korusun eleyemezsen Avrupa Ligi var falan. Yani bu 30 maçtan fazla olacak. 40 maç olabilir. Böyle dedik. 40 eşittir 50 lira maç bileti. 2000 liraya kombine alsanız vallahi 50 lira. Maça gitmeseniz de ben sadece Beşiktaş, Fener, Galatasaray maçlarını ve Avrupa maçlarını seyredeceğim. Geri kalanlarını kardeşlerime vereceğim. Gene karlısınız arkadaşlar. Bir, mermi atmıyoruz. Kombine bileti alıyoruz. İki, arkadaşlar, çocuğunuza borsada hesap açıyorsunuz. Bunu unutmayacağım. Şimdi isim vermiyorum. Ben size dört, burada var da onun için söylüyorum arkadaşlar. 4 hafta, 5 hafta evvela çocuğunuza hesap açın. Gidin holding aldın dediğim zaman o holdingin bir tanesi 30 liraydı. Şimdi 38 lira. Düşebilir de çıkabilir de. Bu tekrar temettü verecek. Yani dini bütün olan arkadaşlarımızın faizden kaçanlar için sukuk, normal Müslümanlar için vade farkı, temettü, bunları verecek. Ondan alacaksınız. Ben aldım. Vallahi bende bir tane hisse senedi vardı. 3 tane vardı. Bugün bir tanesi temettü verdi. Verdiği temettüyle 3 tane daha aldım ondan. Yarın pazartesi de 2 tanesi verecek. Onlardan da alacağım. Çocuğumun üstünden yürüyeceğim. Çocuklarınızı ileride kimseye muhtaç etmeden adam gibi yaşayacak hale gelmesini istiyorsanız, şeye ihtiyacınız olmadığınız küçük küçük paralar, sigara içmeyeceksiniz, alacaksınız. Sigara içmediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hem para biriktiriyoruz hem de ciğerlerinizi, dişlerinizi
Ben bugün dişlerimi temizlettim arkadaşlar. Anlatıyorum size. Buralar hasta olmayacak. Ciğerleriniz hasta olmayacak. Ben Allah'a yalvarıyorum. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Rahmetli Kadir Özcan öldü ya torununu severken. Bana Kadir Özcan gibi ölümler nasip et. Ya ölümün de hayırlısı önemli arkadaşlar ya. Gidersin bir yerde patlar, parçan bulunmaz. Taşı gömerler gidersin. Annem, baban, kardeşin, bilmem ne, çocukların bilmem ne boş mezara dua edilir. Mezara bile bütün giymek önemli. Arkadaşlar. Dimdik ayakta hasta olmadan yaşlılığın getirdiği hastalıklarla boğuşarak ufak tefek şeylerle de ölüm Allah ölümü nasip etsin. Sigara içmediğiniz zaman zaten bunlar oluyor arkadaşlar. Biraz benim gibi göbek bırakmayıp atacağız Ramazan'da. Sağlıklı yaşadığınız zaman ölümün bile hayırlısı oluyor. O yüzden çocuklarınızı hesaba açıyorsunuz. Çünkü parasız insanın %90'ı karakterini satar arkadaşlar. Evine ekmek götürmek için. Asla o duruma düşmeyelim. Çocuklarınıza düşmesin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Cuma söyleşimiz kaç dakika oldu bilmiyorum. Atacağım gitsin. İş ara seyredersiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.